Herkese selamlar dostlar. Ekranda güzel bir tabloyla başlamak istiyorum. Şimdi bu maçlar hangi maçlar? Öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar burada tam 10 tane mücadele var. Bu 10 mücadele oranlarına baktığımız zaman da herkesin bir gol atması bekleniyor. Ve oranlar gerçekten yüksek. Bu maçlarda şöyle maçlar. Gördüyseniz Ajax, Lisbon, Porto, Paris, Real Madrid, Celtic, Leverkusen, Frankfurt, Chelsea ve Rangers. Bu takımlar 10 tane daha fazla var da ben bunu 10'da bıraktım. Bu takımlar hafta içinde bir şampiyonlar ligi maçı oynadı. Bu hafta sonu maç yapacaklar ve önümüzdeki hafta içi tekrardan bir maç yapacaklar. Şimdi ben bu maçları neden değerlendirdim? Bakın ben böyle bir tecrübeye sahibim daha doğrusu. Sürekli bu olay tekrarlanıyor. Veya bu maçlar mesela Ajax mücadelesinde Volendam'ın inanılmaz kötü performansı var. Ajax mesela o maçı yense bile Mesela yendi diyelim ayak mücadelesi. Diyorum ki o maçta 1-0 2-0 yeniyor. Yani o mücadelede bir terslik oluyor. O yüzden zaten oyuncular bir rotasyona gidiliyor ve akıllarında Şampiyonlar Ligi maçı olduğundan dolayı ve hafta içinde ve genellikle önemli maçlar var hepsinin. O yüzden bu takımlarda şöyle bir destek çıkalım dedim. Bakın. Ben bunları kupon yapın demiyorum. Ama gelin birlikte bir cumartesi gözetleyelim diyorum bu maçları. Bakın. Veriyorum Volendam'ın atacağı bir gol. 1.46 gibi oranı var mesela. Lisbon. Deplasman'da ve şunu da söyleyeyim. 10 tane maç var ya bunların. 7 tanesi deplasman'da oynuyor. Yani ev sahipleri takımları burada gol bulma ihtimali biraz daha yüksek. Mesela Volendam'ın Ajax'a gol atma ihtimali normalde yok ha. Onu belirteyim. Ama burada bir deneyelim diyorum. Santa Clara'ya baktığımız zaman da bir golüne 1-49-10 açmışlar. Aynı şekilde Porto deplasmanında ile Monese Çıkışları zaten mükemmel. Ve bu takımlar ikinci yarı zaten zorlanabilen takımlar. Bu tablo burada dursun. Cumartesi akşamı gelin bir göz atın yani. Kaç tanesi gelmiş, kaç tanesi çıkmış. Benim böyle bir tecrübem var. Ben bunları hep not alıyordum. Bu tecrübeyi de sizlerle böyle paylaşmak istedim. Şampiyonlar Ligi maçları olduğu için takımlar pek önemsemiyor bazen bu lig maçlarına. Mesela Paris'in gol yeri 1.48 oran. Getafe'nin Real Madrid'e gol atarı. 1.52. Maçın beklentisini söyleyeyim. 5-0'lık Real Madrid galibiyeti bekleniyor. Birazdan anlatacağım. Celtic'e baktığımız zaman da John oynuyor bir golle bir 78 gibi oran açmışlar. Celtic topu rakibe vermiyor mesela. Ama bir golle buradan belki 90 dakikada gelebilir. Level Kuzen'in yiyeceği bir gol. E, Wohum'un atacağı bir gol. Wolves'un atacağı bir gol. E, St. atacağı da bir gol. 1.84 onun oranı var bakın. Dediğim gibi. Cumartesi akşamı gelin. Oynamayın ama bir göz atalım yani. Birlikte ha bak böyle oluyormuş. Deyin yani. Olur mu göreceğiz. Hepsi yatabilir bu maçların zor maçlar. Ama dediğim gibi kaç tanesi gelecek? 10 tane maç var burada. Yüzdelik olarak da belirleyelim istiyorum. Geçtim çok uzun anlattım bunu. Şimdi öncelikle videomuza hoş geldiniz 8 Ekim için. Cumartesi güzel maçlar var. Ve bir yerde skor yarışmasıyla başlayalım. Bu skor yarışması arkadaşlar Milan-Juventus mücadelesinin maç skoru ne olur? Benim skor beklentim 1-1'lik bir skor beklentim var. Birazdan mücadeleyi de anlatacağım. Bu arada önceki Fenerbahçe maçının skorunu da 2 0 bitti maç. Umut Cancan Can isimli arkadaşımız bildi. Tebrik edelim arkadaşımızı. Instagram'dan mesaj atarsa katı Telegram gruplarımıza bir Ekim ayı boyunca alalım. Sizlere de Milan Juventus maçını sordum. Hafta sonu olduğundan dolayı bilen iki arkadaşımızı alacağız. Değerlendirecek katılacaklar. Herkese bol şanslar. Geçtim bunu da. Ee, kombineler ne oldu? Sizlere verdiğim bir kombinem vardı. Ana kombine olaraktan da. Kızıl Yıldız'ın KG varını verdim. Başarılı oldu 4-1 gibi bir skor bitti. 4-0'dan sonra gol geldi. Biraz tedirgin etti bizi. Silver Prague'a atacağı 2 golü verdim. 2 tane direkt var zaten ilk yarıdan. Goller gelmedi. Silver yaprak tarafından gelmedi. Maça bakın. Full Prague oynadı. Gelmeyince gelmiyor. O yattı. Takımlarımızdan Fenerbahçe'nin 1 ve 1.5 üstünü değerlendirmiştim. Oradan aldık. Monaco'ya baktığımız zaman da Monaco'nun düz galibiyetini almıştım ki zaten öyle anlatmıştım da oradan bir nevi telafi ettiğimizi söyleyelim. Geçtim bunu da. Yüksek misliye baktığımız zaman da iki tane yüksek misli vermiştim. Avrupa için verdiğim yüksek misli Monaco'nun bir golü, Braga'nın bir golü, Midian maçına da 1.5, Avrupa oranı 1.50 idi. Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Dediğim gibi Prag maçına ben güveniyordum. Hatta yüksek misli olarak verdim gördüğünüz üzere. Fakat Prag beni gerçekten yanılttı. Ya aslında oyun olarak yanıtmadı fakat goller gelmedi. Yüksek konulasında ne yaptık? Hemen onu gösterelim. Güzel maçlar yakaladık aslında. Sistemden kazandık da. Yani 16 liralık kupon yapmışız. 30-40 lira falan verdi sanırım. 4 oranlı Roma'nın ilk yarı KG varını aldık. Feyenoord maçının ilk yarı 3 üstünü aldım. 2-10 gibi orandan. Karabağ galibiyetini aldım. 3-18 gibi orandan. Bunlar güzel bir şekilde gelmedi. Diğer maçlar sürpriz oldu zaten. Lazio özellikle sürpriz oldu. Sistemden güzel yakalıyorduk. Devam bu şekilde. Dilerseniz maçlara geçelim cumartesi için. Toplamda 8 adet mücadele aldım. İdeallerinden bazı o maçların da yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar. Şimdi geçtim. Sizlerden ricam artı 400 seviyesine like bakın. Like'larınızı eksik etmeyin. %90, %80, yani 4500 kişi izliyor, 300 kişi beğeniyor. Ayıp. şöyle bir 400-500 seviyesine çıkalım lütfen. Sassuolo ile Inter. Başlayalım. Şimdi Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yendiği maç var. Barcelona'yı devirdi. Maşallah diyelim. Helal olsun. Şimdi Barcelona deplasmana gidecek hafta içinde. Sassuolo oynayacaklar. Sassuolo iki maçtır galip geliyor. Son maçında galip geldi 5-0 gibi bir skorla. Galip gelmesi normaldi. Fakat iyi oynuyor ve burada Inter yani zirveyle arasındaki puan farkı da gerçekten makas daya açılıyor. Bu maçta da ekstra, ekstra bir yani bir re reaksiyon vermesi lazım Inter takımının. Sassuolo takımına kendi evinde iyi Berardi mesela sakat olması büyük eksiklik. Ama 5 tane atarken Berardi yoktu mesela onu da belirtelim. Ki ne zamandır sakat Berardi. Bu mücadelede ben Inter'in gol yemesini bekliyorum. O yüzden gol atmasını da bekliyorum. Çünkü makas açılıyor. İdealden bir KG var tercihin aldım. Başka bir tercih yapmadım. İdealden var bekliyorum bu mücadelede. İkinci mücadele Mainz'da Leipzig mücadelesi. Leipzig hafta içinde değerlendirmiştik atacağı iki gol olarak da kombinemizde kazanmıştı zaten. Mainz arkadaşlar son dönemlerde biraz kötü gidiyor. Fakat oyun olarak kendi evinde çok iyi. Mesela Level Kuzen'le oynadığı bir maç vardı. 3-0 mağlup oldu. Hatta Level Kuzen o maçta 90. dakikada ikinci kırmızı kartı görmüştü. O maçta çok pozisyon bulmuştu. Ama gol atamamıştı. 3-0 mağlup olmuştu. Leipzig'le oynayacaklar. Leipzig çok saman alevi gibi parlayan bir ekip ciddi anlamda. Yani ilk yarıda bir anda koştur koşturuyor veriyorlar pozisyona giriyorlar inanılmaz bir ekip. Ben çok beğeniyorum Leipzig'i. Leipzig'in bu maçta gol atmasını bekliyorum zaten. Mainz tarafı atar mı? Bunu konuşmak lazım. Leipzig tarafı oyundan belirli dakikalarda bazen düşüyor. Bir 10-15 dakikalık periyotlarda düşüyor. O anlarda gol yiyebilir diye düşünüyorum. KG varını aldım. Ee, bir 46 gibi ideal bir oranı var. Hatta bir tane daha bir bahis söylemek istiyorum. Ben Leipzig'in dedim ya böyle koşturuyor koşturuyor bir şeyler yapıyor ya. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. İlk yarıda arkadaşlar Leipzig'in atacağı bir gol. Yani Leipzig ilk yarılarda özellikle ilk 15 dakika çok baskılı oynadığından dolayı ilk yerden bir Leipzig gol atabilir diye düşünüyorum. Bunun oranı 1.74 bilginize. 3. maçım Bournemouth'la Leicester mücadelesi. Ben Leicester'ın hafta içinde nasıl cuma günü geçen başta nasıl ekmeğini yedim siz biliyorsunuz. Yüksek misli olarak verdim. Tekli kupon olarak verdim. Youtube'da anlattım. 2.5 üstüne 1, 24'lük tekli olarak önerdim zaten. Yüksek oranlı vesaire derken her her türlü ekmeğini yerim. Ulan telefon düştü korktum. Neyse devam edelim. Gecenin bir yazısı çekiyorum bu arada. Devam. Le Leicester'ım ben burada. Ha bu arada Leicester diyorum ya bir tane arkadaş düzeltmiş. Ya Leicester ne? Leicester diye okunuyor diyerekten. Ha Leicester diyorum canım arkadaşım. Geçtim. Leicester arkadaşlar burada. Ben geçen hafta o parlam patlamasını bekliyordum çünkü milyara vardı. Milyara da hocayı göndermediler. Bir reaksiyon bekliyordum da Bormut da oynayacaktır. Bormut deplasmanda oynasa çok kapanır bu takımlara karşı. Fakat kendi evinde olduğundan dolayı oyunun belirli bölümlerinde açılabiliyor. O açılmalarda Leicester takımında bir herhangi bir eksiklik de yok. Geçen hafta da performansını beğendim. Yüksek orandan 1.83 oranı vardı. Hala oran aynı. 1.83 gibi orandan deplasman 1.5 üstünü sizlere öneririm. Değerlendirecekleri bol şanslar Leicester tarafındayım. Manchester City ile Southampton mücadelesi. City beklediğim gibi 3 farklı galibiyetini ben yüksek misli grubunda yüksek olarak oynattım merkeze. Southampton ile oynayacaklar burada. Şöyle bir beklentim var arkadaşlar. Manchester atacağı 3 gol zaten burada bence idealdir. Ev sahibi 2.5 üstüne 1.32 gibi oran açmışlar. İdeal olarak City'nin atacağı 3 gol değerlendirilebilir. Haaland falan zaten o maçta çıktı bildiğiniz üzere. Sonradan çıktı. Çok da fazla efor harcamadılar bence. Tekrardan zayıf bir rakiple oynayacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçı önemseller bence. Atacağı 3 gol burada 1.32 gibi oranı var. Eğer bana 1.32 gibi oran yetmiyor diyorsanız şöyle bir değerlendirme yapalım. Ben ilk yarıda bir Manchester City'nin 2 tane gol atmasını bekliyorum. Belki de yer yiyeceğini sanmıyorum da 2 tane Manchester City'den gol bekliyorum. İlk yarı 1.5 üstü sonra da burada 1.62 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Nifkes United'la Brentford mücadelesi. Brentford iki haftadır gol atamıyor ve son mücadelesinde 0-0'lık bir sonuç vardı. Bournemouth'la oynadılar. Yani çok fazla iyi bir performans sergilemediler bence o mücadelede. o istediğim bu Brentford oyunu yoktu açıkçası Brentford tarafında. Şimdi bu maça baktığımız zaman da e, Newcastle yüklenecektir. İsa'nın bir sakatlığı var. Darbeye bağlı sakatlık yazıyor. Maksimum bu maçta dönebilir Newcastle tarafında. Şüpheli olaraktan gözüküyor. Brentford takımı burada geçiş oyununu iyi yapabilen takım olduğundan dolayı ben burada Brentford takımından gol bekliyorum. Çünkü Newcastle taraftar önünde yüklenir. Dişe diş bir maç geçecektir. Burada idealden bir var tercihini aldım. Ki oran bence çok ideal. Ve günün en güzel var tercihlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kran kırana geçecektir. Her iki takım da pozisyonlara girecektir. Var tercihini burada idealden almak bence gayet ideal olacaktır. O nasıl bir cümle oldu? 1.57 gibi oranlar öneririm. Başka bir şey yazmış mıyım o maça? 2-1 skor yazmışım bir de. Geçtim. Diğer mücadelem. Milan Juventus mücadelesi. Ben mücadelenin öncelikle 1-1 gibi bir skorla doğrudan bitmesini bekliyorum. Ki bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur? Bilen iki arkadaşımız alacağız. Maç skoru ne olur dedik. Şimdi zor mücadele. İki ekip de Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Bildiğiniz üzere. Şampiyonlar Ligi maçı oynadığı için bu iki ekip. Bu maça ne kadar oynatsalar yani 0-0'a da gidebilir. Ama şöyle düşünüyorum ben. İlk gol kim attı? Mesela Juventus ilk golü attı diyelim. Milan baskı kuracaktır. Milan ilk golü attı diyelim. Juventus baskı kuracaktır. Hatta bir birden 0, 2'den 0 onu da gidebilir diye düşünüyorum ben. İlk yarıda kim gol gelirse ikinci yarı diğer takım baskı kurar diye düşünüyorum birbir gibi bir gibi bir skor beklentim var. Varına gitmedim. Çünkü bu mücadele belli bir yerde kalabilir diye düşünüyorum. Varına da 1.72 gibi güzel oranlaşmışlar. Ama bence şöyle biraz daha oran yükseltmek adına ve risk almak adına veya olası bir sürprizden kaçmak adına maçın çünkü her türlüsü var. Skor beklentim dediğim gibi 1-1 ama 2-3 gol oranı burada 1.79'dan alırım. Ya yani KG Vara gideceğim bu maçta 2-3 gol alırım 1.79'dan daha ideal olur benim için. Samimi söylüyorum. Geçtim. Dortmund'la Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih hafta içinde oynadığı mücadeleye baktığımız zaman da galip geldi 5-0. Fakat dakika 46'da zaten bazı değişiklikler yaptı. Doğrudan çünkü dinlendirdiler. Bu maçı gerçekten önemsiyorlar. Ki lige baktığımız zaman da biraz da altlarda kaldı diyebilir miyiz? 15 puanda. Ki bu Bayern Münih zaten yine götürür de. Yani Dortmund bu sezon bu kadrosu bence yetersiz. Ben burada doğrudan bir Bayern Münih galibiyetini sizlere öneririm. 1.47 gibi oranı var. Bayern Münih de bu maçı önemseyecektir. Yani bence Dortmund'un burada gücü yetmeyecektir. Zaten hızlı çıkışlarla birlikte Bayern Münih vurmaya çalışacaktır da Bayern Münih zaten o organize ataklarıyla birlikte Dortmund'u bence bayıltır. Velhasız gelen maç sonu 2'yi burada doğrudan öneririm sizlere. Ki bu maça böyle 1.47 orandan bırakmak içime sinmez benim. Ben diyorum ki 3.5 üstünde 2 de burada sisteme falan atabilirsiniz. da bunun oranı var. Doğrudan skor beklentimi 3 birlik bir Bayern Münih galibiyeti olduğunu sizlere belirteyim. Diğer mücadelem Giresun'la Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş'a baktığımız zaman da 3 maçtır puan kaybeden bir Beşiktaş takım var. Giresun'la oynayacaktır. Bu maçın bence e, beklentisini söyleyeyim öncelikle sizlere. 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti bekleniyor. Fakat ben mücadelenin 1-0'da olduğunu düşünüyorum. Yani 1-0 veya 2-0'da kalabilir veya 2-1'de de olabilir. Ama Beşiktaş tarafının bu maçta galip gelmesini bekliyorum. Gezal'ın dönüşü ve geçen maç derbiden çıktıktan sonra ikinci yere girdikten sonra güzel bir etki yaptı. Saman elevi etkisi mi diyelim ne diyelim kelebek etkisi mi diyelim velhasıl kelam. Bu maçta Gezzal ilk başlar diye düşünüyorum. Hatta ben sizlere hemen ideal 11'ini söyleyeyim şöyle. Aynen Gezal ileride yazıyor. Redmond var. Delali Vergost. Aynen. İdeal kadro bu. burada da dediğim gibi doğrudan bir maç sonu 2'yi sizlere öneririm. 1.65 gibi orandan. Diğer maçım Getafe ile Real Madrid mücadelesi Real Madrid çok fazla bir efor harcamadı hafta içinde bence rahat bir şekilde galip geldi Şimdi tekrardan oynayacaklar da burada Getafe ile oynayacaklar ben ligi önemseyeceklerini düşünüyorum Real Madrid tarafının 1.32 gibi olanı açmışlar galibiyetine ben galibiyetine gitmedim Burada Depp basmanın atacağı 2 golü aldım onun da oranı ideal seviyedeydi sonradan düşer bence bu oran 1.44 gibi bunun oranı var Real Madrid takımı bence 2 gol atar arkadaşlar değerlendirecekleri bol şanslar Toplamda 9 adet mücadelem vardı İdeallerinden zaten bahsettim. Videonun girişinde de 10 maçlık bir düzenden bahsettim sizlere. Bakabilirsiniz herhangi bir ideal kombine çıkarmadım henüz. Ee, katıl Telegram grubuna çıkaracağım mutlaka. Canlılarımız zaten biliyorsunuzdur. Canlılarımız gayet iyi bir şekilde. Kombinelerimizi de orada saklamayı düşündüm bu hafta. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz, Bay bay.